Berker Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Biz de çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz de size aynı şekilde. Sağ olun. Büyük keyifti. Bu röportajımı öncelikle Berker Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Berker Bey kimdir ve bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İsmim Berker Sevinç. 30 yaşındayım. Limosa Kuyumculuğun kurucu ve yönetici ortaklığını yapıyorum. Sektörle tanışmamız 2019 senesinde ortağımla beraber bir hikaye yaratalım. Yani bu sektörde bir şeyleri farklılaştıralım ve sektör normalde tecrübeden ikinci kuşağa geçtiği bir sektör olduğu için evet, biz kendimiz sıfırdan bir şey yaratalım olarak. Alışılagelmişin dışında. Kesinlikle bir hikaye yaratalım olarak sektörün içinde bulduk kendimizi. Bu şekilde başladı hikayemiz. Evet, çok da güzel bir yer kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Diğer ortaklarınıza da selamlarımızı, saygılarımızı tabii buradan göndermiş olalım. Şimdi biraz burayı tanıyalım. Kuruluş tarihi nedir ve verdiğiniz hizmetler nelerdir? Neler yapıyoruz? Şimdi şöyle, Limosa Kuyumculuk 2019'un Ekim ayında kuruldu. Kurulduğu günden bugüne de dinamik şekilde büyümesini sürdürüyor. Sektörde çok fazla firma var. Türkiye sektörün öncü kuruluşlarından, öncü ülkelerinden. Biz sektörde farkı nasıl yaratabileceğimizi düşündük ve altın fiyatlarının da çok yükselmesinden ötürü çıtır mal, çıtır ürün, hafif ürünlere doğru yöneldik. Ve burada kendimize bir pazar yeri yaratmaya çalıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda da ilerliyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Evet, ürünlerde neler var? Mesela yüzükleriniz var, kolyeler var. Yelpaze geniş sanırım. Limosa Kuyumculuğun kendi üretiminde 10 personeli çalışıyor. Onun evet, dışında dışarıdan fason yaptırdığı mallar da mevcut. Aklınıza gelebilecek her çeşit ürün mevcut. Ata setimizde ortalama 5000-6000 çeşit ürünümüz var. Ciddi bir sayı. Yüzük, küpe, pendant, takı sektörüne, kuyumculuk sektörüne dair her türlü ürünü bizim firmamızda bulabilirsiniz. Evet. Peki başarınızın sırrı nedir? Zor bir iş yapıyorsunuz. Hizmet sektörü ama en güzel üretim yapıyorsunuz. Başarımızın sırrını ben her zaman şöyle diyorum. Bir kere sektör tecrübe ve güven sektörü. Onun dışında biz her zaman parayı ikinci planda tuttuk. Önce müşteriye güven verme ve müşterilerin dertlerini dinleyip onlara en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefledik. Çünkü sektörde sadece bu sektör ürün alıp ürün satmaya yaptım verdim sektörüne müsait değil. Bu sektör finansından, lojistiğine, üretiminden, kalitesine her şeyi içeriyor. Biz de müşterilerin hepsini bütün konularda, bütün problemlerine destek vermeye çalışıyoruz. Sadece malı sattık ve bizim işimiz bitti değil. Bütün dertlerini biz kendi derdimizmiş gibi sahiplenip bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Son sorum bu benim Berker Bey. Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman 2019 yılında yola çıkarken aslında ciddi hedeflerimiz vardı. Ama biz hedeflerimizi yolda daha çok büyüttük. Çünkü hedeflediğimiz hedeflere çabuk geldiğimizi fark ettik. Kısa bir sürede ulaştınız. Kısa bir sürede ulaştık. Şu an hedeflerimiz çok yüksek ama hedeflediğimiz yerin henüz yarısında bile değiliz diyebilirim. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Kesinlikle. Zaten biterse biz de biteriz büyük bir ihtimalle. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı gerçekten. Sağ olun. Ben de çok bu röportajın da son sözlerini ben size bırakacağım. Buradan bu işe başlayacak yeni girişimcilere diyelim. Tüm Türkiye'ye müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizlerin, buyurun. Buradan yeni girecek arkadaşlara tabii ki tecrübeli yerlerde kendilerini geliştirmelerini öneririm. Çünkü ben hiç tecrübem yokken bu sektöre girdim. İlk senede o yüzden canım yandı diyebileceğim zararlar elde ettim. Eğer tecrübeli birinin eliyle, fikriyle veya danışmanlığıyla bu yolda yürüseydim daha kolay atlayabilirdim o şu süreci. Yaşayarak öğrenmiştim. Yaşayarak öğrendik biraz. Evet. Vereceğim tavsiye bu ve altının yükseleceğini düşünüyorum. Şimdiden yatırım yapın diyelim. Evet. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Hep ürünlerimizi görürler. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş her olurlar. Her zaman bekleriz. Evet, ben vermiş olduğunuz... Bizde misafir baş tacıdır. Her zaman. Evet, bunu biz de yaşadık. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.